Selam dostlar. Bugün Candaroğulları Beyliği ile yeni bir seriye başlayacağız. Candaroğulları Beyliği ile oynamak zor. Çünkü önümüzde bir Osmanlı gibi Osmanlı İmparatorluğu var. Ama biz yine de çıkmayı deneyeceğiz. Şöyle başlayalım hemen. Bütün adamlarımı hemen dağıtacağım. Çünkü hemen bir Osmanlı'ya saldıracak değiliz. Şöyle bir hemen şu ordu bakımını fulleyeceğim. Daha sonra da nüfus artışı. Şöyle basalım. Bütçe ayarlamalarımızı yapalım şuradan. Şöyle. Tamam. Evet, biraz zaman geçsin. Bu arada 722 lira geliyor. Evet, şuradan bir direkt çıkmak istiyorum. Açıkçası. Trabzon İmparatorluğu'na şöyle bir savaş ilan edelim. İndik. Hemen şöyle Trabzon İmparatorluğu'nu kendime katıyorum. Güzel bir başlangıçtı. Hızlı bir şekilde büyüdük. Trabzon İmparatorluğu'nu almak iyi oldu bizim için. Şöyle. Şurayı da aldık. Kimseyle aramız kötüleşti mi burada? Yok. İyi ya. Bu kadar da kötü değil. Evet, adamlarımızı dağıtabiliriz. Daha fazla bir kullanmayacağım. Derken keşke dağıtmasaydık. Çünkü tamamını alamayacağız. Neyse artık. Biz de şu kadar bölge alalım. Ya da dur. Toprak bütünlüğü önemli mi ya? Bu kadar. Şöyle bir basalım bakalım. Neyse tamam, böyle olsun. Şöyle bir toprakımız oldu burada. Şöyle göstereyim. %56 istikrarımız var. Hemen buraları asimile edeceğim. Hızlı bir başlangıç oldu. Mesheteden bir eyalet. Kalan eyaletlerimiz de Trabzon'dan alınmış oldu. Trabzon da orada varlığına devam ediyor. İki eyaletle. Buradan İmreti veya Gürcistan'a saldırabilirim. Derken burada Kırımanlı'ya güç elde etmiş bayağı. Çerkesi'ye burada parçaladı. Evet, burada güzel bir planım var. Şöyle bakayım. Karamanoğulları Beyliği ile aramız kötü bu arada. Birazcık zaman geçmesi lazım. Asimile olsun topraklarımız. Çerkesi'yi alacağız. Onu söyleyeyim. Biraz daha zaman geçsin. Biraz daha şöyle. Sinop'tan bir adam basalım şimdi. Sinop'taki askerlerimizi Ümreti Krallığı taraflarına getireceğim. Şöyle savaş ilan et diyelim. Adamlarımız geldi. Hoş geldiler. Biraz zaman geçsin, bekleyelim. Gürcistan Krallığına savaş açmak pek doğru olmayacak galiba adamlar. Neyse, şuradan bir İmret Krallığına girelim. Şöyle İmret Krallığını yıktık. Kolaydı. Şuradan Çerkesi'yi alırız aslında ya. Bilmiyorum. Çerkesi güçsüz bir ülke. Derken değilmiş. Bütün adamlarımla şuraya saldırdım. Evet. Umarım daha fazla adam çıkarmaz, yoksa savaşı kaybedeceğiz. Şuraları alıp savaştan çekilmek istedim. Kabul etti. Güzel. Evet, biraz daha toprak elde ettik buradan. Gürcistan Krallığı'na da alacaktım ama çok da dişli çıktı. O yüzden saldıramadım Gürcistan Krallığı'na. Hızlı bir büyüme içerisindeyiz. Şöyle bir istatistiklerimize de bakmak istiyorum. Bakın yani şöyle uçmuşuz yani. Ama bu nüfus sıra puanımız da şöyle yükselmiş baya. Osmanlı İmparatorluğu'nun da sıra puanı yükseliyor. Birine mi saldırıyor acaba Osmanlı? Şöyle bakalım. Yok, kendi ekonomisini falan güçlendiriyor herhalde. Kırımanlığı ve Gürcistan Krallığı bize sıkıntı çıkartabilir ama Kırımanlığı eğer bize dalarsa mahvoluruz. Evet. Trabzon'la aramızdaki anlaşma bitmiş, ateşkes. Trabzon'a saldırsak mı? Yarım kalan işi tamamlasak mı acaba?
Öyle yapalım ya. Asimile etmemiz gereken yerler vardı ama. Bir çık oradan. Ya da dur çıkmasın ya. Ben bunu alırım direkt. Evet, kolaydı ya. Trabzon pek bir gücü kalmamıştı zaten. Bununla aramızdaki şey ne zaman bitiyor? 26 el var daha çok. Şu adamlarımızı dağıtalım hemen. İki eyalet daha kattık kendimize. Şöyle bir onları da asıl toprağımız yapalım. Asimile etmeye devam. Bir toprak daha asimile etmemiz gerekiyor. İki toprak diyelim. Şu Trabzon bölgesini edecektim. Yanlış yere ettik. Şu Trabzon bölgesini bir edelim iyice. Yeterli. Burada merkez şuradan para geliyor. Biz de buradan böyle yayılıyoruz. Böyle bir görünümümüz var. Kırmanlığı burada Great Horde ile arası iyi. Nogai Ordası ile de arası iyi. Aslında şöyle bir üçlü ittifak oluşturursalar şurada. Evet, Bizans Osmanlı Savaşı başlamış. Bakalım biz ne yapabiliriz? Bu arada nüfusumuzun sadece %44'ü bizim asıl milletimizden. Çerkesya'yı hallederiz gibime geliyor. 11 yıl sonra biraz daha bekleyelim. Şöyle bir asimile olmuş mu buralar? Şuradan bir adam çıkartmamız gerekiyor. Bitlis Krallığı, bir dakika. Bitlis Karakoyunlara mı savaş ilan etmiş? Evet. Bitlis intihar etmişsin ya. Harbi diyorum. Geçmiş olsun. Karakoyunların vasalı halletti. Evet. Ne diyeyim yani? Geçmiş olsun adama. Karamanoğulları, Dülkadiroğulları, Ramazanoğulları, Akkoyunları almak istiyorum. O yüzden şurada bir şeyler yapacağız. Aa dur bir dakika. Bakın. Şöyle bir şey yapalım şurada. Ve bekleyelim, evet. Çerkesya ile aramızdaki şey bitmiş. Çerkesya ile yarım kalan işimizi tamamlasak mı? Şöyle istikrarı da tam yapalım. Zaten az eyaletimiz var. Kontrolleri kolay olması gerekiyor ama. Burada Karamanoğulları bir Ramazanoğullarını halletti. Dulkadiroğullarını da halledecek gibi görünüyor. Burada şu an toplam 3 devlette savaştı. Akkoyunlarla da savaşıyor şu an. Bakalım Akkoyunlarını da alırsa yani Karamanoğulları bayağı güçlüymüş derim. Ama Akkoyunlar çok kötü ilerliyor oradan. Aa geri alamaz mı bilmiyorum. Burada bir savaş var büyük. Evet. Kıran kırana bir mücadele mi desem? Değil. Aldı. Bu ülke alacak. Aa, Akkoyunlar. Mersin kaldı. Mersin'den bölündü. Evet. Bir ikide bir bir yere gitme Karamanoğulları. Tamam bitti. Bayağı bir toprağını aldı. Akkoyunlar. Ama şimdi o toprakları bize vereceksin. 2 saattir burada boşuna mı bekliyordum ben? Şöyle bir savaş ilan edelim hemen. Akkoyunlara saldıralım. Bakalım. Bize buradan saldırabilecek ülkeler var. Eksi 31 aramız. Şöyle bir şey yapalım şurada. Bu da burada Timur'la oynasın bence. Şimdi Akkoyunlar burada bayağı güçlü. Buradan Hasankeyf falan da indireceğiz. Hazır gelmişken. Şöyle kontrollü bir ilerleme yapalım derken 690 askerli olduğumuz taraf az askerimiz var orada. Zaten o taraf düşecektir diye düşünüyorum. Şu bütün adamların çok büyük bir kısmını oraya yollayalım. Şöyle yayılalım oradan da. Evet. Şuradan bir adam basalım. Şuradan da bir basalım. Çok da güçsüz değilmiş Akkoyunlar. Hala gücü var. Asıl saldırdığımız orduyu dağıttılar yani şu an. Tekrardan yeni bir ordu yaptım ben kuzey tarafından. İlk önce bize saldıranları bir halledelim. Tekrardan saldıracağım. Şöyle ve şöyle ikiye bölünelim.
şekilde bölünelim. Şu 2220 adamla şuraya. Evet, şöyle bir de yayınlayalım şurada. 274 adam da orada kaldı ama neyse. Süper ilerliyoruz, süper. Ama hepsini alamayacağız gibi görünüyor. Çünkü Akkoyunlar büyük bir ülke. Dulkadiroğullarını da alacağım buraya hazır gelmişken. Karamanoğullarını da almayı düşünüyorum. Ama Karamanoğulları güçlü hala. Bakayım oyun kaçıncısı? 55. Şöyle bir toplayalım. 1320'leri, 21'leri, konuşamadım. 1321'leri falan diyecektim. Güney tarafını halledeceğiz. Az bir direnişleri kaldı orada. Şöyle vuralım. Orayı iyice. Oradan sonra Hasankeyf'e gideceğiz. Geçmiş olsun Akkoyunlar. Hepsini alamıyoruz değil mi? Evet. Şöyle bir geri alalım. Birkaç tane istediğim sopra. Şöyle tamam. Vasallaştırma istiyorum. Ve şöyle. Şuraları şöyle bir kendimize katalım. Tabii bunlar sende kalmayacak. Akkoyunlar. Şu Akkoyunlar üstünden de Hasankeyf'i alalım ilk önce. Savaşa hazırlan diyeceğim. 4 el sonra. Şöyle bir ilan da edeceğiz birazdan. Akkoyunlar dedim, Hasankeyf'e saldıracağız. Hazırlan 4 el sonra. O da geliyor. Evet, savaşı ilan ettik. Saldıralım. İndirdik. Şöyle Dulkadiroğulları'na da aynı şekilde savaşı ilan edeceğiz. Şöyle Hasankeyf'i kendime katayım. Bir el daha geçti ve Dulkadiroğulları ile savaştayız. Şöyle bir saldırdım. Pek bir yararı olmadı Akkoyunların ama neyse. Şuradan bir adam çıkartalım. Bizim topraklarımızı geri almaya yardım etti en azından. Bir dakika, biz başkalarıyla da mı? Aa, Memlük'le savaştayız. Niye böyle bir şey oldu? Olmaması gerekiyordu. Olamaz ya. Memlük'le niye savaştayız? Memlük, seni parçalamak zorundayım biliyorsun. Karamanoğulları'yla da aramız kötüleşiyor, olamaz. Şu bütün adamları şuraya toplayacağım şimdi. Yiyebildiğimiz kadarını yiyeceğim oraya. Akkoyunları birazcık kullanacağız şimdilik. Şu aldığımız toprakları bir asimile edelim. 84'leri bile asimile ettik ya. Dur tamam. Dulkadir. Oo, ne oluyor ya? Yeter artık, şu Kafkasları halledeceğim. Keşke Kafkasları sağlama alsaydık da oraya gitseydik. Litvanya'da gelmiş. Bu arada hoş gelmiş. Evet. Sıkıntı değil şu an. Şuradan bir adam çıkartamaz mıyız? Şuradan. Buradan da çıkartamıyoruz. Şimdi ilk önce bir Kafkasları halledeceğiz. Orada Karakoyunlar savunmaya çalışsın. Çok güçsüz bir devlet maalesef. Bayağı adam çıkardım. Ben burada Gürcistan'ı yerin dibine sokarım. Şöyle vuralım bakalım Gürcistan'ı. Ya oraya nasıl aldı ya? Şöyle saldıralım. Gürcistan'ı alıyoruz. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şöyle bir ikiye bölünelim.
Memlük buradan asıl topraklarımıza kadar gelmiş. Memlük hakkı bunlarla savaşmıyorum diyecektim. Savaşıyormuş. Şöyle bir şey yapalım. Dul Kadiroğulları belli bir yıkıl orada sen artık. Derken Osmanlı da yardıma geldi bize. Yok gelmemiş. Gelmiş. Şu an var savaştığı devletlere bakın Memlük'ün. Yıkıldı gitti yani şu an Memlük orada. Kendi kaşındı. Şu Gazi Mülkuluh muydu neydi işte o ismini söyleyemedim ülkeyi almak istiyorum. Geri çevir. Şu Dul Kadiroğulları'nı bir yıkın abi ya hadi. Akkoyunlar bir yık artık şu Dul Kadiroğulları'nı. Başka bir yapacak bir şeyin yok zaten sadece buna saldırabilirsin işte ne güzel saldırı al. Neyse dostlar bir dahaki bölümde görüşürüz kendinize iyi bakın bay.